Merhaba. Bu videoda size Excel'de mutlaka bilmeniz gereken 8 işlevi anlatacağım. 1. Tablo oluşturma. Herhangi bir veri dizinizden tablo oluşturmak Excel'de en çok kullandığımız işlevlerden bir tanesidir. Şimdi size ilgili verilerimizden nasıl tablo oluşturmamız gerektiğini gösteriyor olacağım. Verilerimizi seçtikten sonra, verilerimizin tamamını seçtikten sonra gördüğünüz gibi Ekle sekmesinin altında tablo seçeneğine tıkladıktan sonra ilgili alanı kendisi seçti ve tablo oluştur iletişim kutusunu açtı bize. Tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi bize verilerimizi tablo olarak biçimlendirdi. Şimdi bu tablo olarak biçimlendirdikten sonra bakın tabloyu seçtikten sonra bir tasarım tablo stilleri alanı var. Tablo tasarımı sekmesinin altında tablo stilleri diye bir alanımız var. Buradan istediğimiz şekilde biz yeşile uygun olsun diye yeşili seçtik. İstediğimiz şekilde tablo oluşturabiliriz. Tablomuzun alt kısmında gördüğünüz gibi bir üçgen gibi bir alan var. Bunu tutup çift taraflı ok çıktıktan sonra mouse'umuzun sol tuşuyla tutup aşağıya doğru devam ettirdiğimizde gördüğünüz gibi tabloyu aşağıya doğru sıralar. Neden tablo oluşturuyoruz biz? Tablo şu yüzden oluşturuyoruz. Eşittir. Satış adedi çarpı Fiyat dedikten sonra Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi bütün hücreleri kendisi otomatik olarak dolduruyor. Bizim hücreleri tutup aşağıya doğru seçmemize gerek kalmıyor. Burada uygulamış olduğumuz formülü kendisi otomatik olarak aşağıya doğru inip dolduruyor. İkinci en önemli işlevimiz hücreleri biçimlendir. Hücreleri biçimlendir iletişim kutusunu nasıl açıyoruz? Gördüğünüz gibi burada... Satışa dedi değil de buradaki rakamlar fiyat olsaydı. Rakamları seçip sağ tıklayıp hücreleri biçimlendire tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi burada sayı, hizalama, yazı tipi, kenarlık, dolgu ve koruma diye başlıkların altı, altı içe şey olduğu bir iletişim kutusu açıldı. Buradan para birimini seçersem eğer gördüğünüz gibi ondalık basamak sayısı sıfırdan sıfır olsun diyorum virgülden sonraki kısmın adedidir burası. Tamamı bastığımda gördüğünüz gibi burayı tutar olarak biçimlendirdik. Tekrar hücreleri biçimlendir, iletişim kutusunu açtığımda bunu sayı olarak da biçimlendirebilirim. Tekrar hücreleri biçimlendir, iletişim kutusunu açıyorum. Burada hizalamayı seçebiliyorum. Hücremin, hücremin içerisindeki verilerin yönünü belirleyebiliyorum. Yazı tipimi seçebiliyorum. İtalik kalın, kalın italik. Kenarlıkları çizebiliyorum. Burada istediğim şekilde ya da dolgu renklerini belirleyebiliyorum ya da desen verebiliyorum hücremin içerisine. Ya da koruma alanından kilitli ya da kilidi kaldır diyebiliyorum. Excel'de en sık kullanılan üçüncü işlev grafik oluşturma. İlgili verilerimi seçtikten sonra F11 tuşuna bastığımda kendisi ayrı bir sekmede gördüğünüz gibi otomatik olarak bize hızlıca grafiğimizi oluşturdu. Filtre ekleme. Dördüncü en çok kullanılan işlevimizde size anlatmak istediğim filtre ekleme. İlgili verilerimi seçip bakın sırala ve filtre uygula alanından gördüğünüz gibi filtreye tıkladığımda ilgili tabloma, ilgili verilerime filtre eklemiş oldum. Tekrar filtreye tıkladığımda da filtreyi siliyorum. Aynı şekilde ekle. Aynı şekilde ekle sık kısmına tıkladıktan sonra tabloyu seçersem eğer, tablo biçimini seçersem eğer gördüğünüz gibi filtreleri otomatik olarak kendisi uyguladı. 5. Pivot tablo oluşturma. Excel'de en sık kullandığımız veri analizi alanlarından bir tanesi de işlevlerinden bir tanesi de pivot tablo oluşturmadır. Verilerimi seçtikten sonra ekle sekmesine gidip pivot tablo seçeneğine tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi Kendisi otomatik olarak aralığımı seçti. Tamam'a tıkladığımda yeni bir sayfada pivot tablo oluşturma alanını seçti. Buradan satışçıyı seçip fiyatı da değerler kısmına koyarsam satışçıyı satırlar etiketine, satır etiketlerine koydum. Fiyatı da değerler alanına toplam olarak koyduğum zaman gördüğünüz gibi her bir satışçının ne kadar satış yaptığını özet bir tablo halinde bize vermiş oluyor. Gördüğünüz gibi Melih toplamda 200 bin liralık satış yapmış. Salih 170 bin liralık satış yapmış gibi. Pivot tabloda verilerimi özet bir şekilde burada görmüş olabilirim. İstersem yanına bir de değerler kısmına satış adedini eklediğimde ne kadar satış yapmış olduğunu buradan kolaylıkla görebilirim. İstersen buraya gelip yan tarafına eşittir deyip B4 bölü C4 dersem ve bunu aşağıya doğru çekersem her bir ürünün satış adedini de burada Her bir ürünün satış adedini tek bir ürünün satış adedini burada hesaplatmış olurum. Evet şimdi eğer formülü en sık kullanılan Excel'de formüllerden bir tanesi de eğer formülüdür. Eğer formülü bir koşula bağlı olarak iki değişkenin arasında seçim yapmamızı sağlar. Buradaki koşulumuzda Merve'nin satış miktarının bakın Merve'nin Merve'yi de yeşille işaretleyelim. Merve'nin satış miktarı 50 bin liradan büyük ise Merve primi hak etti yazdıralım. Eğer küçük ise Merve primi hak etmedi yazdıralım. Satış miktarımız da burası. Sonucu da şuraya yazdıralım. Evet. Gördüğünüz gibi eşittir eğer. Eğer yazıp manuel olarak eğer yazıp burada alt kısımda çıktıktan sonra mavi üzerindeyken tab tuşuna basarsak eğer hızlıca formülün içerisine gireriz. Mantıksal sınama. Mantıksal sınamamız diyoruz ki Buradaki değer eğer küçük büyükse 50 bin liradan noktalı virgül eğer doğruysa değer ne yapayım diyor diyorum ki primi hak etti yazsın eğer yanlışsa değer ne yapayım diyor gördüğünüz gibi noktalı virgülden sonra primi hak etmedi yazsın diyorum ve parantezi kapatıp enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki değer 50.000 liradan büyük olduğu için prim hak etti yazdırdı. Bunu 49.000 lira yaparsak eğer gördüğünüz gibi formülüm primi hak etmedi olarak yazdı. Tekrar 100.000 liraya buradaki değeri 100.000 liraya geri alıyorum. 100 bin liraya geri alıyorum. Primi hak etti yazdı. Yedinci en sık kullanılan formülümüz düşe yara formülü. Şimdi buraya satışçılarımızın oldukları illerin bölgelerini yazdırmak isteyelim. Bunu kolaylıkla nasıl yapabiliriz? Gördüğünüz gibi başka bir tabloda il ve bölge seçeneklerim bir aradalar. Eşittir düşe yara Gördüğünüz gibi mavi üzerindeyken düşe yaranın formül çubuğu çıktıktan sonra taba basarsam formülün içerisine giriyorum. Aranan değer. Aranan değerimiz buradaki il değerimiz. Noktalı virgül. Tablo dizisi nerede arayayım diyor. Geliyorum ilgili tablomu seçiyorum. Noktalı virgül. Sütun indis sayısı kaçıncı veriyi getireyim yanına diyor. Bir ve ikinci veriyi getireceğiz buraya. Noktalı virgül. Doğru mu yanlış mı? Tam eşleşme olsun diyorum ben yani sıfırı seçiyorum yanlış değerini ve enter basıyorum gördüğünüz gibi İstanbul Marmara bölgesiymiş doğru mu doğru şimdi bunu tutup aşağıya doğru çektiğim zaman yok seçeneği çıktı bunun sebebi ise bakın her bir değeri aşağıya çektirdiğim zaman gördüğünüz gibi birer aşağıya kayıyor değerler bundan dolayı bana sonuçta yok değerini verdi. Peki bunu düzeltmek için ne yapmam gerekiyor? Bu en sıklıkla karşılaşılan düşe yaradı hatalardan bir tanesi. Bunu düzeltmek için bakın seçmiş olduğum bölgemi yani L2 ile M7 arasındaki değerlerimi sabitliyor olmam gerekiyor. Yani L2 ile M7. Bakın hemen hızlıca ilgili değerlerimi sabitliyorum. Şimdi aşağıya doğru çektiğim zaman bütün verilerim geri geldi. Yani şurada tıkladığım zaman gördüğünüz gibi seçili ikinci tablomdaki alan kısmını sabitlemiş oldum. Yani her zaman ilgili sütunların arasında kalmış oldu. Sabitlemediğim zaman birer değer aşağıya doğru ilerlemişti tablo verilerim ama sabitledikten sonra gördüğünüz gibi bütün bölgelerim yerinde kaldı. Düşe ara formülü de bu şekilde. 8. en sık kullanılan işlevlerden bir tanesi de bölmeleri dondurma. Nasıl yapabilirim? Hem dikeyde yani hem sütunda hem de satırda dondurmayı nasıl gerçekleştirebilirim? Örneğin ürün kodumu ve ilimi görmek istiyorum ama diğer kısımlar sağa doğru kaydırmalı olsun istiyorum. Bakın sağa doğru gittiğim zaman hepsi gidiyor ama ben buradaki ürün kodu ve il seçeneğimi ve aynı zamanda üst satırımı dondurmak istiyorum. Dondurmak istediğim alanlarımın kesişim noktasındaki hücreyi seçip yani ben burada ürün kodu ve ili ve üst satırımı dondurmak istediğimden Burası benim kesişim noktam oluyor. Bakın burayı da yeşille işaretleyeyim. Kesişim noktamı seçip bakın görünüm bölmeleri dondur dedikten sonra istediğim alanda sağa doğru giderek bakın burayı üst satırı ve soldaki ürün kodu ve ilk kısmını dondurmuş oldum. Tekrar yerime geliyorum. Aşağıya doğru hareket ettirdiğim zaman da yine aynı şekilde üst satırımı dondurmuş oldum. Evet Excel'de en sık kullanılan 8 işlev bu şekilde arkadaşlar.